Isparta İl Genel Meclisi'nde İl Özel İdaresi'nin 2020 yılı bütçe tasarısı görüşmelerinde sunum yapan AFAD İl Müdürlüğü Şube Müdürü Osman Çelik, Isparta'nın çığ, heyelan, su baskını ve deprem için risk haritalarının oluşturulduğunu belirtti. Bizim risk haritalarımız tamamlanalı, zannedersem geçen yıl biz tamamını tamamladık. İl genelinde heyelan, çığ, su baskını, deprem. Bununla ilgili tüm risk haritalarımız bizim hazır. Aynı şekilde başkanlığımıza da biz bunu gönderdik. Yani tüm birçok ilin hemen hemen hazırlandı. Hatta Isparta ilk tamamlayan illerden bir tanesi. Yani buna da bu risk haritalarında örnek veriyorum herhangi bir yatırım yapılacak. Bu yatırım yapılacağında bunlara ulaşılabilir. Bizden talep edilirse biz temin edebiliriz, yani verebiliriz. Hem dijital ortamda var bunlarda hem baskı olarak da var. Bunları yani Isparta'nın neresinde heyelan, su baskını veya çığ riski var, neresinde deprem riski var. Zaten fay hatlarımızın yerleri belli. Haritalarımız tamamlandı. Onunla ilgili bir sıkıntımız yok. Şehir merkezi ve 9 ilçede deprem konteynerleri olduğunu ifade eden Çelik, gelecek yıl hem eksik olan ilçelere hem de nüfusu fazla olan mahallelere bu konteynerların konulacağını söyledi. Deprem konteyner alımı, bu yılda 3 adet deprem konteyneri aldık. Bunları da bu yıl Gönen, Atabey ve Semirkent ilçelerine konuşlandıracağız. Geçmiş yıllarda da Aksu, Gelendost, Eğirdir, Yalvaç, Keçiborlu, Sütçüler, Uluboğlu, Yeniçer, Bademli ve Şarkıkaraağaç ilçelerine konteynerlerimizi konumlandırdık. Belediyelere teslim ettik, personellere eğitimlerini verdik. Herhangi bir Allah korusun afet anında burada eğitim verdiğiniz personeller buradan ekipler gidene kadar veya en yakın ekipler ulaşana kadar ilk müdahaleyi yapabilecek ekip ekipman bu konteynerlerde mevcut. 12 ilçemizin 3'ünde yok, 2 ilçemizi de gelecek yıl alacağız. Yani gelecek yıl hem eksik kalan ilçelerimizi tamamlayacağız hem de mahallelere, merkezi mahallelere veya nüfusu kalabalık olan mahallelere bu konteynerlerden ilave olarak koyacağız. Şehir merkezinde şu an 2 tane var. Biri özel idaremizin bizim 112 kampüsü içerisinde. Bir tane de bir konteynerimiz daha var ama diğer mahallelere de büyük olan mahallelere bunlardan yine şey yapacağız, konuşlandıracağız. Orada da yine gönüllerimiz var zaten. Onlara eğitim veririz. Mahalle muhtarlarımızın koordinesinde eğitimlerini vereceğiz. İlk etapta aynı şekilde müdahale ekipler gelene kadar buralardan da müdahale edilebilecek.